Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014'ün ilk yeni ayı ve dolunayıyla beraber 2014'e başlıyoruz. İyi yıllar diliyoruz. Evet, Bilinçokulu Astroloji ekibinden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan ve Gaya. Gaya bir terazi burcu kendisi. Exotic short hair, bir evet. Short hair'in bir farklı tipi. Garfield'e benzemiyor mu? Benziyor. Garfield'e, yani yüzü gerçekten Garfield'e benziyor. Evet Gaya'cığım, terazi burcu arkadaşlarımızın başlarına neler gelecek onları yorumlarken sen de burada biraz dolaş. Evet, terazi burcunun başına neler gelecek? Sen bir terazisin, anlat bakalım Demet. Evet sevgili teraziler, Oğlak Burcu yeni ayıyla başlıyoruz bu yıla. 1 Ocak'ta 10 derece Oğlak Burcu'nda doğacak bu yeni ay. Sizin 4. evinizde doğuyor. Evle ilgili konular, aile büyükleriyle ilgili kavramlar yeni ayın konusunu oluşturuyor. Venüs retro pozisyonda şu sıralar. Bu önemli. Evet, 4. evde. Retrosu, 4. terazinin evet. Yöneticisi. Yeni ay Plüton kavuşumlu bir yeni ay. Uranüs'ün ve Mars'ın da tek kare açısı var gökyüzünde. Aile içinde evet, sağlık sorunları. Anne ve baba da olabilecek sıkıntılar. Eğer kiracıysanız Mars sahibinin ekstra bazı talepleri evet, olabilir. Ev alırken çok dikkat edin. Evet. Mülk almak ve mülk satmak da kandırılabilirsiniz. Üçkağıtçılık, yalancılık, sahtekarlık, bu tip konuların çok fazlasıyla mülk alım ve satımlarında gündeme gelebileceği bir yeni ay döngüsüyle karşı karşıyayız. Yani kısacası mülk almayın veya mülk alacaksanız eğer çok güvenilir bir kaynaktan alın deriz. Doğum haritanızı bilmiyoruz çünkü doğum haritanızdaki ana döngüler çok önemli. Doğum haritasında eğer Venüs retro harekette ise bu sorunları daha az yaşar. Peki doğum haritasında Venüs retrograde harekette nasıl öğrenebilir sevgili Demet? Herkese öğrenemez ki bunu. Ama bizim bazı arkadaşlarımıza küçük faydalarımız var. Anlatsana bakalım biraz. Tabii ki. Çok kolay bunu öğrenmek. Bilinç okulunda nöbetçi astrologlarımıza sorduklarında hemen öğrenebilirler Venüslerinin durumunu. Evet, bilinç okulu, astroloji ve direkt sosyal medya platformunda nöbetçi astrolog arkadaşlarımız 24 saat bilinç okulu üyelerine bu hizmetleri fazlasıyla vermektedirler. Şimdi ev ve aile ile ilgili etkilerin haricinde 16'sından itibaren de ocağın iş ve kariyerle ilgili bazı olgular gelecek. Evet. Yani hem aile ile ilgili uğraşıyorsunuz Demet, aile ile ilgili biraz zorlanmalar var. Hı-hı. Bu arada terazi kediniz uyumakta, bayılmakta canım benim. Ne var? 16'sından itibaren Yengeç Burcu'nda dolunay var. Yengeç Burcu dolunayı kariyer evlerinde olacak terazilerin. Bu dolunay işle ilgili, kariyerleriyle ilgili bir sonuçlanma meydana getirebilir. Ancak yine enerjiler biraz gergin çünkü retro Venüs'ün Mars'la kare açısı var. Mars şu sıralarda terazi burcu üzerinde. Terazileri zaman zaman zorluyor. Enerjileri yüksek olsa da, motivasyonları biraz yükselmiş olsa da Mars ilişkilerle alakalı sorunlar çıkarabiliyor. İş ortaklıkları, birlikte çalıştığınız kişide otorite konumunda karşılaşabileceğiniz problemler, bir projeyi bitirirken karşımıza çıkabilecek ekstra son dakika problemler, bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Yani aslında 16 Ocak civarında iş ve kariyerle ilgili değişimler yapmak da çok iyi değil. Evet. Orada durup bir düşünmek gerekiyor. Evet. Yani Ocak ayı aslında sevgili terazi, retro gezegenin var. Yani yönetici gezegenin Venüs retroda, Mars'ın direkt terazi burcunda hızlı hareketi var. Etrafındaki olaylar çok yoğun, biraz gergin. Uranüs Mars'la karşıtlıkları var, Plüton'a tekrarları var. Bunlar seni biraz yoruyor. Biraz dur demenin vakti geldi dedim. Kendine çok fazlasıyla yüklenme. Gerektiği takdirde profesyonel bir destek de alabilirsin. Gerçeği söylemek gerekirse zorlu bir ay içinde. Evet, sağlığa da dikkat etmek gerekiyor. Orada Venüs'ün Mars'la karesi, grip, soğuk algını, ateş gibi sorunlar da çoğunlukla ateş yükseltiyor. Evet, bu 16 Ocak haftası, 11 Ocak'ta başlayan döngüyle beraber fazlasıyla gerçeği söylemek gerekirse ateş yükselmesine sebebiyet veriyor. Bir de Mars'ın etkisi idrar yolu enfeksiyonları, Venüs'ün retrosu, dişle, ciltle ilgili sorunlar, kaş problemleri. Bir de bazı terazi burçları bu dönemde işte estetik operasyon falan olmaya çalışırlar. Evet. Sakın Venüs retrosunda bir hanımefendi olarak neler yapılmamalı? Venüs retrosunda tabii ki estetik, güzellikle alakalı konularda yenilik yapmak biraz riskli, oldukça riskli olabilir.
Oğlak Burcu'nda özellikle ciltle ilgili konulara da dikkat etmek gerekiyor. Problemler oluşabilir. Ciltle ilgili sorunlar olabilir. Ciltle ilgili bir bakım yaptırır, bir maske kullanır, alerji yapabilir. Mesela diş yapılması da yine bu dönemde uygun değil. Uygun değil. 31 Ocak'a bekleyin. Evet. Yani 31 Ocak'taki Venüs, artık aslında 31 Ocak'ta demeyelim, 2 Şubat'ı bekleyin. Venüs çünkü evet. 31 Ocak'tan itibaren retrodan çıkmaya doğru hızlı hareket etmekte. Bir de bizim bir 30 Ocak'ta yeni ayımız var. Evet, ay sonunda Kova Burcu yeni ayı olacak. Teraziler için Kova Burcu yeni ayları daha olumlu enerjiler taşıyor. Yeni ay öncesinde Güneş de Kova Burcu'na geçmiş olacak 20 Ocak'ta. 11 Ocak'ta Merkür de Kova Burcu'na geçiyor. Sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar, organizasyonlar, aşk, flörtlerle ilgili konular veya çocuklarla ilgili kavramlar ayın sonlarına doğru daha fazla gündemde olacak. Bunlar biraz daha Şubat ayında daha etkili olabilir. Ama bunları biz komisyon yapalım. Şubat ayı videolarında seyredelim. Evet. Sizi seviyoruz. Bye. Hoşça kalın. Güle güle. Gaya da bakın, size güle güle diyor. Bye bye.